Şimşek mi çarptı? Hı. Bir anlat, nasıl, ne yapıyordun, neredeydin? Bana bakarak anlat. Tornavaya gidiyordum. Nasıl? Tornavaya gidiyordum. Köyde çarptı. Nasıl oldu, ne yaptın? Yani büyük bir ışık mı saçıldı, sonra ne oldu? Tepeye vurdum, ışık değdi. Sonra ne oldu? Sonra bayıldım. Baban geldi, ne yaptınız? Odasına gittim. Bir tornaya gidiyordum. Evet. Tornaya getirirken şimşek tepeye vurdu. Bir sık ışık saçıldı. Işık bana değdi. Yere düştüm. Küçük kardeşim babama söyledi. Gelip kum üstüne döktü. Evet. Sonra ben de boymuşum. Kendim de değilim. Sonra hatırlamıyorum sonra. Tamam. Abla bir tane bakın. Köyün dışında hayvanlar uyutardı. Yağmur yağmaya başladı. O anda şimşek bir iki defa atmaya başladı. Sonra çocuklar yanıma çay getirmeye getirdi. Çay içerken çocukları tekrar köye göndermek üzere bir baktım bir gürültüme oldu. Pat diye ses geldi. Bir baktım ışıklama attı. Tekrar yıldırım attı. O anda çocukları göremedim. Aramızda 100 metre mesafe falan var. Sonra küçük oğlan 9 yaşında Berat İndirim geldi. Söyledi ki baba benim abim şimşek çarptı. O anda ben kaçarken yüzüstü yere düşmüştü. Tabii o anda hemen elbisesini çıkarıp toprağa gömerken kendine gelmeye başladı. O sırada kaç dakika sonra ambulans geldi. Adana Devlet Hastanesi'ne getirdi. Toprağı mı gömdün sen orada? Hı hı. Nasıl yaptın onu? Yani toprağa fazla gömmedim. Yanık yerlere toprağı sürdü. Sonra kendine geldi. Zaten önceden kendinden değildi. Toprak yiyince? Hemen canlanmaya başladı. İçinde vücuttaki erediği çekmeye başladı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şu an durumu nasıl? İyidir. Şu anda Allah'a şükür. Biraz yanık mağdurlar var. İyidir şu anda. Çok iyi. Ne zaman taburcu edilecek? Doktorlar bir şey görmedi. Henüz bir şey görmedi. Sağ olasın.